Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün İngiltere'nin başlangıcı ile ilgili konuşacağız. İngiltere konumu bakımıyla çok güçlü ve zengin bir ülke. Tabii ki de sizin hamlelerinizle daha da güçlü olacaktır. Çünkü yani Fransa'ya doğru ve Danimarka tarafına, İskandinavya tarafına büyüyebilirsiniz ve tabii ki de koloni konusunda iyi bir ülkedir. Şimdi öncelikle yapmamız gereken başlangıçtaki hamleleri göstereyim. Fransa'yı peri almayacağız. Çünkü Fransa'yı peri aldığımızda burada 50 sene bir ülke yatıyor olacak. Buradan ne para gelecek, ne ticaret, ne de başka bir şey. Buradan sadece askerlerini kullanabiliyor olacaksınız ama bir de Liberty Design'ını zaten düşürmeye çalışacaksınız. Hiç gerek yok. Burayı hızlı hızlı toplayıp en azından vasal bile alsanız, vasallar en azından ticaretini ve bir kısımda gelirini size gönderebiliyor. Şimdi öncelikle ilk yapmamız gereken hamle Maine toprağını Provence'e satacağız. Buradan ekonomiden Sel Province diyeceğiz. Maine'i seçip satabildiğimiz en yüksek rakama satacağız. Sonra buraya geleceğiz. Burada kaleleri halledeceğiz. Burada kale gereksiz. Londra'daki kaleyi de yıkalım. Çünkü bu adaya kimseyi çıkarmayacağız. Zaten çıkarmamamız gerekiyor. Lightship'leri ticarete gönderebiliriz. Rival'larımızı seçeceğiz. Rival tabii ki de Fransa. Danimarka ve İskoçya. Normal şartlarda Burgundi'nin rival olmadığı bir save bulmanız gerekiyor. Çünkü Burgundi'yi ele aldığınız zaman Fransa'yı daha rahat dövebilirsiniz. Ve bir de Burgundi ile hem evlilik yaptığınız zaman Burgundi'yi peri düşürüp bütün buradaki toprakları inherit yapma şansınız var. Ama şimdilik bizde olmadı. Birkaç save denedim ama gelmedi. Şimdi ordu düzenine geçelim. Ordumuz 4 atlı olacak. O yüzden şuradaki atlının bir tanesini buraya göndereceğiz. Orduları şimdilik kapatacağız hemen savaşa girmeyeceğimiz için. Estetlere geçelim. Bir sizdant yapıyoruz. Buradan admin puanını alacağız. Buradan Oversight by the Clergy. Religious Diplomat alacağız. Ve son olarak da Church Sanctuary alacağız. Nobility'den 1 military power alacağız. Increased levies alacağız. Supremacy over the crown ve right of consul alacağız. Burgers'tan private trade fleet alacağız. Free enterprise alacağız. Indebted the burgers alacağız. Yani %1'lik borçlar ve prestij. Bir tane görev alalım. Lübeck'te %20 ticaret gücümüz olmasını istiyor. Bunu yapabiliriz. Biraz light ship basıp yapabiliriz. Şimdi mercenarylere bakalım. Mercenarylerden benim size önereceğim mercenariler Forlorn Hope. Eğer komutanı iyiyse mutlaka bunu alın. Pahalı malı önemli değil. İngiltere zengin bir ülke zaten. Ama bunun komutanı o kadar da iyi değil. Bir de Gallowglasses var. Bunun komutanı genelde iyi geliyor. Yani fire yüksek. Keşke şoku yüksek olsaydı ama maalesef değil. O yüzden başka bir mercenary bulacağız. Yani White Company olabilir. Bunun şeyi şoku daha yüksek. Advisor'lara gelelim. Military Focus'a geçeceğiz. Buradan Fort Defense, Moral veya Disiplin bir level olan Advisor. Bize Fort Defense var. Fort Defense alalım. Deep Rep ucuz Advisor'ımız var zaten. Scripted Advisor bu. Ucuz olarak veriliyor ilk başta. Bir de ucuz Admin Advisor veriliyor. National Unrest. Bunu da alalım. Orduyu kapatacağız. Ve elaylarımızı alacağız. Birincisi Avusturya, ikincisi de Kastiller. Kastiller Aragon Rivalse ikisinden birini alın. Ben Kastiller almanızı öneriyorum. Zaten Portekiz elay başlıyor. Elaylarımıza favor kasacağız ve savaşı bekleyeceğiz. O yüzden öncelikle favorlarımızı göndereceğiz şimdi diplomatlarımıza. Kötü eventler gelebiliyor. Eğer hayır gelmezse War of Roses'ı bekleyeceğiz. O yüzden 5x'e geçebiliriz. Bu arada Fransa'ya da bir spy atalım. Şimdi Maine toprağını şeye sattığınız için, Provence'e sattığınız için Fransa Provence'de elayları bozacak. Yani bozuyor oluyor genelde. Reconquest'i var çünkü. Bozacak elayla. O yüzden Provence'de de ayrıyeten uğraşmayacaksınız. Eğer Anglikan olacaksanız alttaki seçeneği seçeceksiniz. Katolik kalacaksanız üstteki seçeneği seçeceksiniz. Bu tercih tamamen size kalmış. Yeni Anglikan özellikleri gerçekten çok güçlü. Bu arada parlamentodan bir tane özellik seçmemiz gerekiyor.
Land Maintenance ve Advisor Cost güzel olabiliyor. Land Maintenance seçebiliriz. Disaster'ın günü yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Orduları açıp savaşa hazırlanmamız gerekiyor. İç savaşa. Heir geldi. Heir güzel değil. O yüzden almayacağım. Normalde Heir geldiğinde War of Roses ilerlemiyor. Burada kalıyor. Ama ben şimdilik bunu almayacağım. Şimdi burada bir seçim yapmamız gerekiyor. Güzel olan hükümdarı, gelecek hükümdarı seçeceksiniz. Lancaster'da 2-5-4 gelecek ülkenizin başına. York'ta da 6-5-3 gelecek. 6-5 York'u seçeceksiniz. Güçlü olan, iyi olanı seçeceksiniz. Ama öncelikle manpower'ınızı doldurduğunuz zaman, buradaki özellikleri karşıladığınız zaman bu görevi tamamlayın. İskoçya'ya Vassal CB'si ve İrlanda'ya, yani tabi buraya da claim verecek. Şimdi bu savaşa gireceğiz. York'u seçeceğiz biz burada. Nerede çıkıyormuş? Lancashire'da. Orada yakınlaştıracağız. Komutanı vereceğiz. Ve seçeceğiz. Olabildiğince savaşı hızlı bitirmeye çalışın. Şimdi bazı ülkeler bu olaya karışıyorlar. Mesela İskoçya karıştığı için İskoçya sınırında bir tane isyan çıktı. Hemen bunu buraya, bir tane bir asker de burada bırakın. Sonra direkt bunu bastırmaya gidin. Bu işe bazen Fransa falan da savaşıyor, karışıyor. Fransa tarafında da çıkacak. Normandiya tarafında da isyancı çıkabiliyor. Pretender kaçtı diyor. Bakalım nereye gitti. Rulerınız admin skill'i 2 olduğu zaman, yani burası 2'yi geçtiği zaman ve admin power'ınız 40 olduğunda Antwerp toprağı, yani Antwerp zannedersem şurası, Antwerp toprağı sizde olmadığı zaman size böyle bir bonus gelecek. 10 merkantilizm, 25 trade power ve 20, %50 tax modifier şu Calais toprağına gelecek. Güzel bir bonus. Burayı 3 level yaptığınızda daha yüksek ticaret gücünüz olacaktır İngiliz kanalında. Lancashire. Aynı yere geldi tekrar. Tekrar geldi. Bunu da öldürüyoruz. Burayı da bastırıyoruz. Zannedersem bitti. Evet. War of Roses bitti. Şimdi bize bir event daha gelecek. O eventle de stability'mizi artı bir yapacağız. Henry Tudor gelecek. 3-4-2. Bunu alıyoruz. Tamamdır. Şimdi artık Fransa'ya girmemiz lazım. Şu anda Fransa, Burgundi ve Britanya ile savaşta. Tam zamanı girmenin, hem Fransa zayıfken girilmesi lazım. Kastilya ve Portekiz geliyor savaşa. Şimdi Gaskonya'yı çıkartacağız. Kaleleri de açacağız. Gaskonya'yı vasal olarak çıkartacağız buradan. Ve Gaskonya'nın korları ile gireceğiz savaşa. Perigot toprağıyla savaşa girelim. Ama Fransa'nın Kastilya arası iyiymiş mesela. Fransa gelmiyor. Ha, Kastil gelmiyor savaşa. Keşke gelseydi. Kaç favorumuz var? 15. Tamam. Neyse, gelmesin. Çok önemli değil. Hallederiz biz. Avusturya ve Portekiz'i çağırıyorum savaşa ve giriyorum. Bu arada doktrin olarak çok fazla pahalanmadan, ben biraz beklediğim için biraz pahalı oldu. Naval Combat Bonus of Owned Cost. Yani kendi kıyılarımızda daha güçlü savaşıyoruz. Artı bir bonus alıyoruz. Gemileri şöyle alıyoruz, kıyıya çıkarıyoruz. Şuraya bir Local Defensiveness Edict'i vereceğiz. Kaleyi daha yavaş düşürsün. Zaten Fort Defense Advisor'ımız vardı. Daha yavaş kaleyi düşürecek. Savaşa girdiğimiz zaman 100 Years War claim'ler gelecek. Fransa'nın ordusu çok güçlüdür. Komutanları özellikle aşırı derecede güçlü. O yüzden şimdi bizim combat bitimiz 20. Şu ikisini beraber sokacağız. Ve peşine de bunu. Bu savaşı kazandık büyük ihtimal. Tamam. Hemen diğer orduya vurmaya gideceğiz. Stack wipe atabilir miyiz bilmiyorum. Atarız herhalde. Yok, atamadık. Tamam. Portekiz yardıma geldi bize. Şu mercenarimizi ve diğer komutanı da koyalım buraya. Spy network'ümüz olduğu için fort defansı düşecektir kalenin. Evet, Fransa'nın ordusu bayağı azaldı. Kolay bir savaş olacak. Fransa Britanya'yı topladı. Britanya'yı da vasal çıkartabiliriz bu savaşta bu arada. Yani bir sonraki Fransa Savaşı'nda Britanya'nın korlarını da toplayabiliriz. Fransa Avusturya'yı savaştan çıkardı. Şanssızız ama olsun. Çok büyük problem değil. Paris'i siclediğiniz zaman size böyle bir CB gelecek. Britanya bölgesine claim ve Fransa'yı zorla Union yapıyorsunuz. Tahtına, yani tekrar yine PV yapabiliyorsunuz ama buna gerek yok. Yine de alalım. Ferrara da artık savaşta yorgun düştüğü için lova düştü ve onu da savaştan Whitepeace'e çıkarabiliriz. Şuradaki Narbon Kalesi'ni almadan Gascony korlarının hepsini vermiyor bize. O yüzden bir tane amiral vereceğiz ve
gemimizi buraya getirip bu kaleyi hızlı bir şekilde almaya çalışacağız. Fransa ordusu buraya sıkışmış durumda. Daha fazla ordusu yok. Evet, gemiler buraya geldiğinde bir baraj açacağız buraya. Hızlı bir şekilde bu kaleyi almamız gerekiyor. Barış'a geçelim. Şimdi öncelikle Gascony korlarını şimdi şu şekilde alırsanız eğer korları geri vererek alırsanız tamam. Hani Fransa korları siliniyor. Güzel ama daha fazla skor verirsiniz. O yüzden Gascony korlarına önce bir bakacaksınız. Sonra bu toprakları Gascony'ye vereceksiniz. Gascony korlarına şu şekilde tek tek seçerek alacaksınız. Daha az skor verirsiniz. Şuradan şu kaleyi alacağız. Toulouse vasalını çıkartacağız buradan. Buradan Britanya'yı çıkartacağız. Buradan da Champagne'i çıkartacağız. Geri kalan parasını alıp savaştan çıkacağız. Hem daha az agresiflik yedik, hem vasal çıkartacağız ve daha az agresiflik yiyerek daha hızlı büyüyeceğiz. Şuradan Toulouse vasalını çıkartalım. Nerede Toulouse? Buradan Champagne çıkaracağız. Bir de Britanya çıkaracağız. Diplomatik slotu yeterince geçtik ama onun da çözümü var. Nobility'den Strong Duchy'yi aldığımız zaman artı 2 diplomatik relation verecek bize. Danimarka İskoçya'ya saldırmış. Yani biraz toprak bırakırsa eğer biz de vasal alacağız onu. Government'dan burası tamamen sizin tercihinize kalmış. Manpower veya yıllık profesyonalizm ve Army Tradition. Ben bu yeni geldiği için 1.34'te yani biraz da cazip geliyor bana. Yıllık profesyonellik geliyor bedava durduk yere. Bunu almayı tercih ediyorum. Noble Officer Corps. İskoç vasal seviyemizin bitmesine 2 sene kalmış. İskoçya'ya bizim direkt saldırmamız gerekiyor. Saldıracağımız zaman Fransa geliyor savaşa. Normal şartlarda Fransa ile barış yaparken İskoçya'nın garantisini kaldırabilirsiniz. Ama onun dışında daha iyi bir seçenek var. İskoçya'ya saldırıp Fransa'nın 20 senelik, 25, 20 sene, evet, 20 senelik tırasını sıfırlayabilirsiniz. Biz onu yapacağız. Şimdi Kastil de bu savaşa geliyor. Kastil gelir bize yardım eder. O yüzden ben direkt bu savaşı açıyorum. Direkt Paris'e aldığımız zaman İspanya, Fransa büyük ihtimal savaştan direkt çıkacaktır. Direkt Paris'e gidiyoruz. Yakaladığımız ordusunu öldürüyoruz. Şu İrlanda'daki diğer ülkelere öncelikle çıkarmaya özen gösterelim. Şu Münster'di galiba diğeri. Hemen gidelim önce onu çıkartalım. Ayağımıza dolanmasınlar. Şu donanmayı kalenin yakınındaki limana getirdiğiniz zaman direkt Whitebeast'e çıkacaktır bu. Hatta parasını bile alırsınız belli bir kısmına. Üstlere gideceğiz. Üstlerin de aynı şekilde limanına orduyu, gemiyi koyacağız. Bu da Whitebeast'e çıkacaktır. Evet, bize bir gıdım toprak bıraktı Danimarka sağ olsun. Danimarka'dan bu toprakları geri alacağız mutlaka. Biz şimdilik vasal alalım. Şimdi parlamentodan vasalları annekseyeceğiniz zaman şu seçeneği alabilirsiniz. Create officials for vassal nobles diye. Ya da stability alabilirsiniz. Ben şimdilik stability'yi tercih edeceğim. Daha sonra vasalları annekseyeceğim zaman bunu tercih edeceğim. Tamam, Paris düştü. Fransa ile direkt Whitepeace atabiliriz. Hatta Ally bozabilirsiniz. Gerek yok. Direkt parasını da alabilirsiniz. Hiç gerek yok. Direkt Whitepeace atın. Ne oldu? Tras 62'ye düştü. Evet, vasal seviyesiyle girdiğimiz için direkt vasal alabilirsiniz. Onun dışında topraklarını alabilirsiniz. Hani claimlerle girip topraklarını alıp tekrar salabilirsiniz. Biz şimdi vasal alacağız bunu. Parasını da alalım. İskoç'u vasalladık. Şu orduları bir araya bir toplayalım. Vasallarımızla ilişki geliştirelim. İlk başlarda Katolik olduğumuz için Papa'yla daha doğrusu Papal State'le ilişki kasıp hatta indulgence alıp şuradaki özellikleri kullanabiliriz. Paramız biriktikçe buradaki marketplace'lerden yapacağız. Gerçekten İngiltere'de çok güçlü marketplace'ler var. Londra, Calais gibi yerler. Yani zaten ticaret videomuzda belirtmiştik. Buradaki bölgelere marketplace yapacağız. Öncelikle bir Londra'ya yapalım. Fransa'nın barışını sıfırladığımız için bir sene sonra hatta 6 ay sonra Fransa'nın savaşı gelecek. O yüzden şimdi ordularımızı açıp hazırlanmayı bekleyeceğiz. Daha fazla el ay almadan ve ordusunu toparlamadan Fransa'nın tepesine çökmemiz gerekiyor. ID olarak diyorsanız ki ben önce koloniye gideceğim, Amerika'yı kolonileştireceğim derseniz ilk ID olarak Exploration öneririm size. Direkt Amerika'ya gitmek için Exploration kullanabilirsiniz. Onun dışında Avrupa'daki bazı savaşlarınıza devam edebilmek için Quality olabilir. Quality güzel bir seçenek zaten. Quantity ve ekonomik nerflendiği için Quantity ekonomik artık ben gitmiyorum.
Yani gitmenizi de önermem. O yüzden quality veya offensive Avrupa'daki savaşlar için, exploration Amerika için. Ama ben şimdilik quality idea alıyorum. Quality idea alırsanız hem kara ordusunda hem deniz ordusunda daha da güçlü olabilirsiniz. Avusturya Elay bozdu ve bizi rival aldı. Burgundi'de Peyu düştü Avusturya'ya. Yani bize saldırması muhtemel. O yüzden elaylarımızı bozmayacağız. Elaylarımızı tutmaya çalışacağız. En yakın toprağı alıyorum savaş sebebi ve Kastilya savaşa çağırıyorum. Ferrara'yı savaştan çıkartıyoruz. Normal şu bilgiyi de vereyim size. Normalde şöyle gidip 25 puana para almak için vermek yerine 3 rival bozup bir tane Elay bozarak 100 puana 16 prestij alabilirsiniz. Şimdi barış yapacağız. Barışımızda bir önceki gibi toprakları vasallarına verir. Kimin savaşı ile girmişiz biz? Britanya'nın. Britanya'nın topraklarını vereceğiz kendisine. Şimdi kimin toprağıyla girdiyseniz o ülkenin topraklarını bu şekilde verebilirsiniz. Diğerlerini verirken bu şekilde veremiyorsunuz. Hem diplomatik puan hem de agresiflik fazladan yiyorsunuz. O yüzden hiç gerek yok. Britanya topraklarını direkt veriyorsunuz bu şekilde. Diğerlerini de Return Core ile iade edebilirsiniz. Bu şekilde. Nemors'u da almamız gerekiyordu. Hatta Retalius'u da ama maalesef alamadık. Çünkü buraları Avusturya sicledi. Onları artık bir dahaki savaşta alıyoruz. Tüm parasını alıyoruz. Ha, şuradaki bağlantıyı kurabilirsiniz. Ha, burayı Kastil almış. Önemli değil. Korları alıp parasını alıp çıkıyoruz. Fransa falan kalmadı gördüğünüz gibi. Şimdi bu vasalları şöyle yapabilirsiniz. Gascony'nin ticaretini aktarıp şu borcunu ödeyelim. Hatta bir de Liberty Design düşürüp ticaretini aktarabilirsiniz kendinize. Champagne aynı şekilde ticaretini aktarabilirsiniz. Britanny aktarabilirsiniz. Ve buradaki ticaretlerden ekstra para kazanabilirsiniz. Hatta North Sea'deki tüccarı da Bordeaux'a çekebiliriz. North Sea'den 0.72 geliyordu. Bordeaux'dan 2.56 geliyor. Çünkü bu ikisinden de ticareti çektiğimiz için. Şimdi sıra geldi Danimarka'ya. Danimarka Novgorod'la savaşırken arkadan biz de Danimarka'ya saldıralım. Danimarka'nın donanması bizimle boy ölçüşemez. Ama donanmayı dışarıda yakalamamız gerekiyor. İçeriye girersek yok eder bizi. Lothian'la girelim savaşa. Şimdi orduları gemiye bindirip Danimarka tarafına götüreceğiz. Danimarka çok büyük sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum bize. Hatta diğer ülkeler öncelikle Brandenburg'u çıkarabiliriz savaştan. Sonra Teutonic Order'ı çıkarabiliriz. Hemen orduyu gemiyi koyduğumuz gibi ateş edeceğiz kaleye. Hızlı bir şekilde kaleyi sicilemek için. Sealand'a geçeceğiz direkt. Buraya da hemen ateş edeceğiz. İskoç topraklarını İskoç'a verdikten sonra aynı şekilde yani şu toprakları eğer alabilirsem alacağım. Tamam şu kalabilir. Toprakları bundan alıp savaşı bitiriyoruz. Buradaki government reformlardan bazı yeni gelen şeyler var. Centralized Monarchical Bureaucracy, Monarchical diye okunuyor herhalde öyle okuyacağım. Yeni gelen özellikler var. Burada da aynı şekilde buradakiler de. Yani tabii bunlar sizin tercihiniz. Ama benim size önereceğim tabii ki de Centralized Monarchical Bureaucracy. Centralizing State'in ücretini azaltıyor. O Centralizing State nedir? Buradaki government cost için. Governing capacity büyük bir sıkıntı. Governing cost'u düşürmek ve prosperity'nin artması için Centralized State yapıyoruz burada. Bunun cost'u 50 Government Reform Progress, 50 Admin. Bu bittiği zaman, bunu yaptığınızda 5 sene sürüyor bu. Normal bayağı manufacture yapar gibi 5 sene sürüyor bu. 5 sene sonunda sizden bu aldığı puanları iade ediyor. Güzel bir özellik ve otonominizi de düşürüyor. Yeni aldığınız topraklardaki otonomileri düşürüyor. Bunu almanızı tavsiye ederim. Ve sıra geldi İrlanda'yı toplamaya. Vasal anneksiyeceğiniz zaman parlamentodan diplo annex cost veren zımbırtıyı alıyorsunuz ve papalıktan da Saint Papal Legate buff'ını alıyorsunuz ve daha hızlı vasallarınızı annexliyorsunuz. Şimdi burada bizim komple claim'lerimiz var. Buradaki ülkelere saldırırken burada kendi claim'imizi seçip diğerinde savaşa çağırıyoruz ki daha fazla puan ve daha fazla agresiflik ödemeyelim diye.
Evet, buradaki savaş bitti. Şu toprakları direkt alıp bitiriyoruz savaşı. Diğer ülkeleri de hızlı hızlı, İrlanda topraklarını hızlı hızlı topluyoruz. Savaşı da hızlı hızlı bitiriyoruz. Diğer ülkeleri de hızlı bir şekilde topluyoruz. Toprakları alıyoruz. Agresifliğe dikkat ediyoruz. İrlanda'yı da tamamen toplamış olduk. Bundan sonra yapılacak hamleler, zaten Fransa komple bitti. Fransa'daki geri kalan topraklar toplanabilir. Vasalları anneksleyebiliriz. İskoçya'yı annekslemenize gerek yok. İskoçya'ya daha fazla toprak vermeyin hiçbir ülkeden. Diplomatik olarak kuracağınız zaman İskoçya'nın 15'ten az toprağı, yani 14 topraktan fazla olmayacak. Bu şekilde yaparsanız İskoçya inherit olacaktır, size katılacaktır toprakları ve Britanya'yı bu şekilde kurabiliyorsunuz. Quality'den sonra Trade ID'ye gidilebilir veya dilerseniz ki ben Amerika'ya gitmek istiyorum diyorsanız direkt Exploration ID'yi alabilirsiniz Quality'den sonra ve kolonileştirmelere başlayabilirsiniz. Onun dışında Danimarka tarafına ilerleyebilirsiniz. North Sea ticareti ve Lübeck ticareti, Baltığı da buraya aktarmak istiyorsanız İskandinavya'ya doğru büyüyebilirsiniz. Onun dışında önereceğim idealar, şuradaki bonusları da alalım. Onun dışında önereceğim idealar, dediğim gibi kolon için exploration, hemen peşine expansion. Sonra trade alırsınız. Trade idea. Bu şekilde ilerlersiniz. Sonra gidişata göre siz onu şekillendirirsiniz. İngiltere ile ilgili anlatacağım şeyler bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.